42 gün geçti Çataloğlu ailesinin sırrıyla ilgili. Biliyorsunuz Çataloğlu ailesi 5 kişilik bir aile. Kayınvalide, kayınpeder, e, gelin, e, evin oğlu, bir de 12 yaşında çocuk. Ev yanıyor, evin yanındaki başka bir yer yanıyor. Hayvanların bir kısmı yanarak yine telef oluyor, bir kısmı çalınıyor. Jandarma çalınan hayvanlardan ulaşarak kimlerin oraya gittiğini o gün o büyükbaş hayvanları çaldığını buluyor. Onların en son kayınpederi de tutuklanıyor bunlar iki kardeş, iki kardeş, iki kız kardeşle evlenmiş. onların kayınpederi de tutuklanıyor. Kayınpeder tuttu yakalandıktan sonra dedi ki biz dedi, bu aileyi hani hırsızlık yapmak istiyorduk. aileyi de orada işte öldürdük. Öldürdükten sonra da cenazelerini, cesetlerine gittik. Bir uçurumdan aşağı attık dedi. Ya günlerdir ay ne arandı bu insanlar ya valla ben evet. devlet yetkililerini kutluyorum. Günlerdir o uçurumdan ki arama çalışmaları devam ediyor. Ben hepsini size ekrana getiremedim. Yoklar. Yani adam böyle ifade verdi. içerideki zanlı ama bulamadılar. En son elekler aldılar ellerine. Tek tek o külleri elediler. Acaba biz mi hani aradık bulamadık. Hı. Çünkü çok uzun süre yanmış orası. Evet. Ve işte o eleme sırasında yine aileye ait olabileceğini düşündükleri e, diş implantı falan buluyorlar. Ve tahmin ediliyor ki. Aslında tüm biz oradan attık falan demelerine rağmen aileyi orada yakmışlar. İzleyelim. Takvimler 29 Kasım 2017'yi gösteriyordu. Kastamonu'ya bağlı Bürme köyünde iki ev alev alev yandı. Evlerden biri boştu. Diğerinde ise Fazıl Çataloğlu, eşi Sabahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve 12 yaşındaki torunu Serdarla birlikte kalıyordu. <laughs> Yangının ardından küle dönen evlerin enkazında yapılan incelemede 12 yaşındaki Serdar'a ait kemikler bulundu. Fakat enkazda Çataloğlu ailesinin diğer fertlerine ait tek bir iz yoktu. Bunların başına dışarıdan bir iş gelmiş ama 12 yaşındaki çocuk nasıl evin içinde kalmış da diğerleri alınmış nereye götürülmüş? Yapılan incelemeler aileye ait bazı hayvanlarında kayıp olduğunu gösteriyordu. Yangının üzerindeki sır perdesinin aralanması için Çataloğlu ailesinin akrabaları stüdyomuzdaydı. 50'ye yakın bir de Hayvanı vardı, traktörün yakında 5 tanesi bulunuyor, 45 tane ortalama hayvan da yok ortada. Bir de büyükbaş hayvanlar da var 10 on tane, onlar da yoklar. 10 tane büyükbaş yok. Evin olduğu yerde, ahırında evin altında 27-5 hayvanla yanmış. Tüm gözler Bürme köyündeyken ailenin kayıp hayvanlarından dördünün satılması katilleri ele verdi. Hayvanları sattığı tespit edilen Ersan ve Erkan Kaş kardeşler tutuklandı. Ardından da kayınpederleri Ali Şahin. Burada bir vahşet var. Yani yakılmış bir tane çocuk var. Yakılmışı da yok. Adamın ölüsü de yok, dirisi de yok yani. E 12 yaşında <laughs> çocuğu öldürmekten çekinmeyen insanların diğer 4 kişiye ne yaptıklarını da düşünmek lazım. Ali Şahin korkunç cinayeti itiraf eden isim oldu. İfadesinde Çataloğlu ailesinin evine hayvanlarını çalmak için gittiklerini, bu sırada Fazıl Çataloğlu'nun uyandığını ve çıkan arbedede tüm aile fertlerini teker teker silahla vurduklarını soğukkanlılıkla itiraf etti. Ailenin naaşlarını da evin yakınındaki bir uçurumdan attıklarını söylüyordu. Günlerce o uçurumda arama çalışmaları düzenlendi. Çataloğlu ailesinin atıldığı söylenen yer, dik bir uçurumda itirafçı. Şöyle söylemiş, karanlık olduğu için tam nereye attığımı bilmiyorum. Ama çalışmalar sonuç vermedi. Çünkü 3 cani cinayeti itiraf etmiş ama vahşeti saklamışlardı. Gerçek yangından 42 gün sonra ortaya çıktı. Evin enkazında yapılan elekli aramalarda Çataloğlu ailesinin naaşlarına ait parçalar bulundu. Sebahat Çataloğlu'na ait diş protezi kalıntıları ve Fazıl Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen implant diş parçaları ortaya çıktı. Caniler 5 kişiyi öldürdükten sonra naaşlarını yakarak ortadan kaldırmaya çalışmıştı. Naş kalıntıları üzerindeki inceleme tamamlandıktan sonra aile yakınlarına teslim edilecek. Sözün bitti ya. Bittiği böyle ya. bir vahşet, böyle bir vahşet yok yani. Böyle bir vahşet yok yani. Böyle bir insanlık da yok. Zaten insanlığın iyisi yok bu işte. Nasıl bir nasıl bir vicdan, nasıl bir mantık, nasıl bir insanlık duygusu o bütün aileyi böyle ya insan çırayı yakıp bir şey yaptığı zaman dahi en ufak bir şeyde dahi bir telaşlanır ya. Yani lambayı yakarken eskiden gaz ocaklarında aman kalkıp yanındaki bir şey tutuşmasın diye evin malına dahi insan dikkat eder. Bırak cana ya. Yani bu burada burada yine garip bir şey var. Ben en baştan beri bu konuyu ee, hiçbir Akıl Çiz dizisi içine oturtamadım. İçinize sindiremediniz ben, değil ben mi? Ben bu konuyu hiç içime sindiremedim. Ben de sindiremedim. Yani burada bir Eksik gariplik var. Eksik kalan bir şey var. Evet yani şunu kızacak tabii şimdi <gülüyor> <gülüyor> e, emniyet güçleri sayın valim falan ama yanlış anlaşılmasın ben onlar için hiçbir şey söylemiyorum. Yani gerçekten 42 gündür bir taraftan jandarma askerleriyle o askerler de bizim evlatlarımız yani evet. orada uçurumda ceset aradılar. Çok haberler geldi. Ben size burada aktarmadım onları çünkü geliyor, doğrulanmıyor falan filan. Bir taraftan da eleklerle e, olay yeri incelemi bütün o köyü eledi, bütün toprakları. Şimdi niye e, hani en baştan o aile orada çıksaydı zaten hani hiç biz bu kadar konuşmayacaktık. Niye o zaman cinayeti itiraf eden kişi onların orada yakıldığını söylemedi de gitti o uçurumu işaret etti... Onların oradan atıldığını söyledi. Ee, hayvan hırsızlığı ise amaç neden bütün bir köyü yakma ihtiyacı hissettiler? Madem bu kadar 5 kişiyi öldürmeye göze aldın niye aşağıdaki 27 hayvanı telef ettin? Yani hayvanları da ellerinde tutamamışlar. Ee, dör, kala kala 4 tane büyük baş kalmış. falan. Evet. Bi, bi, ya bu cinayeti işleyenler gerçekten zaten vicdan yoksunluğu? Demek ki Akıl da yok. Evet. Yani bir parça birinden birinde akıl olsa bütün bunları yapmaz da zaten en baştan ama hadi madem bir suç işliyorsun bir suç işlemek de bir nebze bir akıl gerektirir. Yanılıyor muyum hocam? Evet. Kötü akıl evet. iyi akıl ama kötü akıl. Bir gariplik var yine. Hani orada işte bir şeyler bulundu yapılacak falan ama içime sinmeyen burada bir şey var. Hala o iki kardeş itiraf etmiyorlar. Niye itiraf etmiyorlar ben onu da anlamadım. Evet. Yani tek başına da herhalde kayınpeder bu kadar işi yapacak hali yok. Oradaki Mimpli. beş kişiyle mücadele edecek, yakacak, edecek, şey yapacak. Yani bir gariplik var. Allah bir daha gerçekten hani hiçbirimize böyle bir olay göstermesin, yaşatmasın. Ama anlatılanlar ne akla sığıyor, zaten vicdana sığmıyor. Nasıl yapmışlar ben bunu ben anlamıyorum yani. Bu nasıl olabilir anlamak Taşlar yerli yerine, yerine yani. oturmuyor yani bu.